Johnny. Yes, Papa. Eating ice cream. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Merhaba dostlarım, ben Neo. Bu lanet gezegende sinirlerimin gerilmesi için birçok sebep var. Geçen oturup sinirlendiğim şeylere bir göz gezdireyim dedim. O kadar fazla şey vardı ki bu kadar fazla sinirimi bozan şey olmasına daha fazla sinirlenip daha fazla sinirlendiğim için daha fazla sinirlendim. Ondan sonra öyle öyle daha fazla sinirlendim derken hayatım kısır döngüye girdi. Şu an bug'tan yeni kurtulmuş halde bu videoyu yapıyorum. PUBG'ye döndüm anasını satayım. Başımda böyle garip bir ağrı var. En son hatırladığım şey evin içinde gözlük takan siyahi bir adamın bana gerçeklikle alakalı sözler söylediği o tarifi anlatılmaz ilginç an. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Dostlar, sizi bilmem de benim bu dünyada hoşuma gitmeyen birçok şey var. Sanki birçok şey özellikle beni çığırından çıkarmak için yapılmış. Kendimi dolapta yumurta kaplığında bulunan yarım limon gibi hissediyorum. Ulan koymayın artık şu limonları ya, gözünüzü seveyim bak, aklıma gelince yine sinirlendim. Cidden yeter. Ya kimsenin gerçekten neden yaptığını bilmediği veya sorduğunuzda tasarruf yapıyorum dediği böyle ortak bir şey. Tasarruf yapacağım diye yıllardır her evin dolabının yumurta raflığına koyulan limon görmekten gerçekten sıkıldım. Hayır yani yarım limonla ülke ekonomisine katkı mı sağlayacaksın yoksa böyle kirayı falan mı denkleştireceksin? Ne yapacaksın? Amacın ne? Genelde orada unutulup çürüdükten sonra atılmak bir meyveye yapılan hoş bir davranış değil. Ben buradan bütün limonlar adına konuşmak istiyorum. Hani beni bir limon olarak düşünün. Bizi lütfen artık yumurtaların arasına koymayın. Hem kokuyoruz hem de sertleşip hiçbir işe yaramayacak hale geldiğimizde bizi atıyorsunuz. Böyle yapmaktansa bizim turşumuzu yapmanız çok daha iyi. Doların dahi turşusunun yapıldığı bir ülkede bizden hala turşu olmaz. Ya bak, bu arada aklıma gelince yine sinirlerim bozuldu. Doları kavanoza koydular, turşusunu kurdular. Eyüp Sultan Belediyesi 3. kez turşu festivali düzenledi. Her neyse dostlarım, bugünkü konumuz günlük hayatta böyle sinirlerimi bozan onlarca şeyden sadece birkaç tanesi. Günlük hayatta bazen küçücük şeyler bile insanın sinirlerini bozabiliyor. Bu sinir bozan şeyler resmen böyle o anınızın içine böyle sıçmaya an dişmiş gibi. Hiç böyle dünyanın en şanssız insanı olduğunuzu falan hissettiniz mi? Ya bilmiyorum da ben bunu birçok kez yaşadım. Bugün sizlerle beni bayağı bir sinirlendiren birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birkaçının sizin de başınıza geldiğini veya ne bileyim sinirinizi bozduğuna eminim. Sinirimi bozan ve bu aralar gerçekten en çok sık rastladığım şeylerden bir tanesi her tarafı kapalı olan Antep fıstığı. Ama toplama videolarını izlemeyi gerçekten seviyorum. İnsanı aşırı şekilde rahatlatıyor. Fakat konumuz tabii ki toplama vesaire değil. Konumuz her yerinin kapalı olması. Ya kuru yemiş yerken bir insanın ancak bu kadar sinirleri gerilebilir. Ulan her tarafı kapalı ya, her tarafı kapalı. Bildiğin kabuğu açılmıyor insafsızın. Dişimle kırayım desem yine kırılmıyor ki demir gibi sert zaten. Kırsam bile bu sefer içindeki parçalanıyor, daha çok sinir oluyorsun. Zaten hayvan gibi zam gelmiş anasını satayım. Bu dolar mıdır nedir artık onun yüzünden mi bilemeyeceğim. Bilmem kaç lira olmuş kilosu. Zar zor işte bankadan kredi çekiyorsun veya borç alıp böyle yiyebiliyorsun. Onun da kabuğu açılmıyor. Nerede adalet, nerede yaşam standardı arkadaş, yani anlamadım ki, yerlerdeyiz resmen. İsyan etmemek için şu durumda bir tane sebep yok. Lütfen şu Antep fıstıklarını adam akıllı üretin. Sizinle mi alakalı onu da bilmiyorum. Artık kiminle alakalıysa. Gevdoğlu ürün falan mı veriyorsunuz anlamadım ki. Ya kuru yemiş bildiğin kabuktan çıkmamak için çırpınıyor resmen. Buna bir çözüm bulunmasını yetkililere talep ediyorum. Sevgiler, saygılar. Bir diğer sinirimi bozan ve canımı çok fena sıkan şey ise dostlarım, ki bu zaten canımı da yakıyor. Ayak serçe parmağını herhangi bir yere vurmak. Onca ayak parmağı varken neden gidip en garibanını bulur ki o sert yerler bilmiyorum. Ulan baş parmağım 5 kere çarpsın ya. O daha büyük zaten, ne bileyim, o güçlü, ona bir şey olmaz. Hep böyle o sert yerlere ufacık parmağı buluyor. Yazık, günah ya. Ya cidden bak, mutlaka yaşamışsınızdır bu acıyı. Gerçekten tarif edilecek bir şey değil ya. Ya net söylüyorum, en az yarım saat sızlıyor o parmak. Ya şu an konuşurken bile parmağımın acıdığını hissediyorum. O yüzden bir diğer sinirimi bozan şey ise yeni giydiğim çorapların böyle ıslak tuvalet terliği yüzünden ıslanması. Ya dostlar, bunun birçok kötü tarafı var. Böyle bir durumda insan su mu yoksa çiş mi diye olduğunu falan da karar veremiyor. Yani su olduğunu biliyorsunuz fakat psikolojik olarak artık ne bileyim artık bir damla falan gelmiştir diye böyle iğrenç iğrenç. Kuruyunca giyerim falan da diyemiyorsun. Mecbur çıkartıp yenisini giyiyorsun. Ya çok sinir bozucu bir durum gerçekten. Bir diğer sinir bozan şey ise dostlarım, birinin sizin yanınızda böyle telefonla bağırarak konuşması. Bu arada bu konuda rahatsızlığı olanlar falan hariç, zaten onları biliyorsunuz, hani söylememe gerek yok da yine de söyleyeyim. Gereksiz duyar kasan falanlar olur. Fakat rahatsızlığı olanlar dışında dostlarım, geri kalanı böyle sanarsın ki o an böyle otobüste değil de sen bir miting alanında falansın ve o insan megafonla böyle kalabalıktan biriyle sohbet ediyor. Olayın İlginç tarafı da böyle bazıları bunun farkında bile değilken bazıları da böyle farkında olarak yapıyor. Hani o an sabredebilirsen hayattaki her şeye sabredersin, ben sana söyleyeyim. Genelde otobüslerde denk falan geliyor ve bu insan genelde size çok yakın oluyor. Gerçi otobüstesin yani, nerede olursa olsun yakın gelir, o ayrı da. Böyle ağzından tükürük çıkarta çıkarta telefonla konuşuyor. Berbat bir durum. Hatta şöyle örneklendirebilirim. Şu an otobandayım. Ya Ankara'da değil
Bir de bu konuşmakla alakalı daha da çıldırtan bir şey daha var. Bunlardan biri de benim teyzem bu arada. Onu da söyleyeyim de kalkıp üzerinize falan alınmayın. Sürekli başkası hakkında konuşan teyzeler. Dostlarım, bu teyzeler genelde böyle yan yana otururlar ve çok yüksek bir sesle birbirleri arasında adını ve kim olduğunu böyle hiçbir zaman bilemeyeceğiniz birisi hakkında konuşurlar. Genelde birisi konuyu ve olayı anlatan kişiyken diğeri de böyle onaylayan kişidir. Ya hiçbir zaman böyle karşı çıktığını göremezsin ya. Sanki böyle başka bir yerden geliyorlar. İster istemez sen de tabii ki ya kulaklık takarsın ya da ne bileyim olayı yaşamaya başlarsın onlarla beraber. Tanımadığın insanların böyle yorumlanmış hikayeleri bazen olay kurgusuna göre böyle algında çok ciddi sorunlar yaratabilir. Gerçekten beyninin erimesine bile sebebiyet verebilir. O yüzden bu tür durumlarda benim tavsiyem kulaklığı takın ve dinlemeyin. Her neyse, bu bambaşka bir konu. Teyzeler falan bu videoyu izliyorsa beni öldürebilirler. Bir diğer sinir bozan şey ise dostlarım, gelmek bilmeyip böyle hangi cehennemde olduğunu düşünürken duraktaki insanlarla içli dışlı olmanıza neden olan toplu taşıma araçları. Ve bu durum, bu içli dışlı olma zaten böyle otobüsün içinde de devam ediyor. Her ne kadar uzun süredir bu durumu yaşamasam da bulunduğum şehirden dolayı, İstanbul'da doğup büyüdüğüm için bunu çok iyi bir şekilde biliyorum. Ya bu kadar kötü, bu kadar leş bir durum gerçekten olamaz ya. Özellikle yaz ayındaysanız dostlar, yani kendinizi böyle en yakın aracın altına atıp ölmek isteyebilirsiniz. Hadi otobüs kalabalık, bak buna bir şey demiyorum. Hani sonuçta nüfusu çok fazla olan bir şehir. Otobüsün kalabalık olmasını bırak, şoförün tavrı yani çok daha kötü. Sürekli arkada bir boşluk olduğu inancı var bu şoförlerde. Sürekli böyle arkaya doğru ilerleyelim. Ablacığım işte bak şurada ufak bir boşluk var. O boşluk dediği yer dostlarım koltukla cam arasındaki böyle ufak mesafe. İnsanlar ölmesin diye böyle oradan hava falan geliyor. Ya gören sanki Titanik'teyiz ya, böyle ne bileyim sürekli böyle bir boşluk olduğu inancı var ya. Şahsen böyle insanlar varken her gün haberlerde otobüs kavgaları olması çok normal. Ya o zaman metrobüse falan binin diyebilirsiniz İstanbul'da vesaire yaşamamış olanlar. Fakat onun da otobüsten çok bir farkı yok, hatta metrobüsler çok daha kötü. Ya sürekli olarak gelmediği için insanlar geç kalmamak adına resmen birbirinin üstüne çıkıyorlar. Yakında İstanbul'da Japonya tarzı metroda çalışan insanlar çıkarsa hiç şaşırmam. Bir diğer ciddi anlamda sinirimi bozan şey ise dostlarım, umarım bu konuda yalnız değilimdir, ellerimi yıkadıktan sonra gelen işeme ihtiyacı. Hayır bak, neden? Bak gerçekten neden? Neden o dakikaya kadar gelmeyip birdenbire geldin? O suyu ellerime değdirdiğim andan itibaren gelmeye başlıyorsun. Bazen su değdikten sonra falan da değil. Bildiğin ellerimi kuruttuktan sonra ve odaya gittikten sonra geliyor. Ya bu umarım sadece benim başıma gelmiyordur ya. İnanılmaz sinir bozucu bir durum. Birkaç milyon kere yaşadıktan sonra, hani ilk bir sefer falan bir şey olmayabilir de, birkaç milyon kere ve sürekli olarak yaşadıktan sonra cinnet geçirebilirsiniz. Bu arada şimdi aklıma geldi, Lil Pump da oldukça benim sinirlerimi bozar ve bu tarzda insanlar. Sebebini anlamadığım şekilde bu arkadaştan tiksinip böyle çöp ve boktan bir insan olduğunu düşünüyorum. Biliyorum bana diyeceksiniz işte ne o, hani sen derdin işte insanlar istediğini yapar, istediğini dinler falan filan da, herkes özgür falan filan. Buna kesinlikle bir şey dediğim yok zaten. Fakat bu videoluk bırakın da bu arkadaş hakkında böyle içimden gelen tüm duyguları dışa vurayım. Hepimizin içinde bazı iğrençlikler var, bunu biliyorsunuz. Kadınları objeleştirip dünyaya böyle atom bombası kadar zararı olan ve her şeyi geçtim, muhtemelen dinlediğinizi öğrense böyle ailenizin size evlatlıktan reddedecek insanları sosyal medyada savunmayın. Ya şu konuda böyle hep beraber bir anlaşalım ya. Lil Pump çöp bir insandır ve oktan bir insan yani hani bunun gibi bütün insanlar böyle. Gerçekten nefret ediyorum ve bir gram saygı duymuyorum. Bununla alakalı iki tane videom var zaten. Ha, neden saygı duyduğumu falan bilmeyen insanlar kalkıp bu videoyu da tanıyanlar aşağıda yardırmasınlar. Gayet de mantıklı sebeplerim var. Eğer bu puştumsu insanların yaptığına sanat diyorsanız ve bu boktan insanların genç neslin beynine sıçan objelerle sanat yaptığını düşünüyorsanız, o zaman uzaylı Yasin benim gözümde Beethoven'dan farksız. Yeter bağnam her gecem isyan, aşk diye bir şey yok, hepsi yalan. Hep ben sevdim, hiç sevilmedim, aşk tarafından yenilen bendim. Bak bir halime iyi bak kardeşim, çürümüş bedenim, durmuş gözlerim. Ne yapsam ne etsem kimse dinlemiyor, bırak beyi bu halim kendime. Bu arada kesinlikle bunu da unutmamam lazım, hani bunu da söyleyeyim. En çok sinir olduğum durumlardan bir tanesi de böyle Türkçe dublaj film izlemeye maruz kalmak. Bak maruz kalmak diyorum, hani izleyenlerle bir sıkıntım yok. Hani nasıl insanlar filmden keyif alıyor şahsen bilmiyorum, hani nasıl rahatsız olmuyorsunuz bilmiyorum. Taktik falan verin, biz de maruz kaldığımızda olmayalım. Bak ben şuna kesinlikle katılıyorum. Hani bizim dublajcılarımız çok çok başarılı insanlar. Gerçekten sesler vesaire harika da, hani o filmdeki duyguyu nasıl alıyorsunuz? Dediğim gibi hani bu tamamıyla benimle alakalı bir durum. Kim ne isterse onu izlesin, öyle izlesin. Fakat benim şahsi olarak izlerken cidden hissettiğim duygular tam olarak şöyle. Yani aklıma direkt olarak bu geliyor. Peki. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Ne diyeyim? Mesela Mahmut mu diyeyim? Şakir. Şakir abi, dayı, ağa diyeceksin. O günler bitti, Şakir. Bir diğer beni sinir eden şey ise sürekli olarak izdivaç programı görüntülerinin karşıma çıkması. Bu görüntüler neden her gün böyle bir kere karşıma çıkmak zorunda bilmiyorum. Dostlar geçen öyle bir şeyle karşılaştım ki anlatamam. Bir insan ancak... Neyse. Lan şiir okuyacağım diye resmen ulusa seslenmiş, böyle savaşa gidiyor ya. Edebiyata böyle bambaşka bir soluk getirmiş. Abarttığımı falan düşünüyorsanız eğer buyurun izleyin. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim, bu konuda siz karar verin. Islanırım iliklerime dek,
Belki şeker götürür diye içimdeki bu hasretini faydasız teletlenmesin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle bileyim söyle. Her neyse, hazır gülmüşken videoyu da burada bitirelim, böyle kalsın. Dostlarım, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım biraz olsun eğlenmişsinizdir. Zaten amacımız da bu. Sizin sinir olduğunuz şeyler vesaire nedir yorumlamayı unutmayın. Şimdilik kendinize çokça iyi bakın. Görüşmek üzere.